Evet komiserim. Hem canımız hem malımız tehlikede. Evet. Sağ olun. Tabii ki size güveniyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğim. Saygılar. Mahmut Usta! Mahmut Usta, bunca yıldır emeğin var. Ve bunca yıldır bu dükkanın ekmeğini yiyorsun. Maaşın bir gün olsun gecikti mi? Yok. Her ay tıkır tıkır maaşını alıyorsun. Yok oralısın, buralısın diye sana kötü muamele yapıldı mı? Yapılmadı. Üstelik mevkin bu dükkanda herkesin üstünde. Bak Mahmut Usta. Bunca yıllık hukukumuz var. Beni seni kovmak zorunda bırakmadan kendin istifanı ver ve onurluca çek git. Herkes kendi bıraktı, ayrıldı desin. Ha eğer birileri aklına girer de tazminat mazminat falan derse sakın inanma, avucunu yalarsın. Zaten şu kepazelikten sonra tazminat yerine alırsın. Hadi gidelim, ben size eve bırakayım. Kimmiş bunlar? Bilmiyorum ama cezasını çekecek hepsi. Hadi. Can kardeşim dedin. Kan kardeşim dedin. Gelir gelmez ettiklerini görüyorsun değil mi? Yıllardır emek verdiğin işinden ettiler seni. Biz ne olacağız şimdi ya? Ne olacak bizde Mahmut Bey? Hadi söyle. Ya gidip bunun hesabını soracaksın Mahmut. Gidip onlara bunun hesabını soracaksın. Ya nereye gideyim Türkan? Nereye gideyim ya? Adam hasta olup gelmiş. Erkan Bey de onlara terbiyesizlik yapmış. Şimdi bunun hesabını Zülküf mü verecek? Biri hesap verecek. Sen sormazsan ben gider sorarım Mahmut Bey. Ya. Gider sorarım. Türkan. Nerede oğlum buranın peçetesi, tuzluğu nerede? Hadi biraz çabuk ya. Ya bir öğrenemediniz ama artık bu işi ya. Hadi ya. Düzenden, nizamdan hiç anlamadın, anlamayacaksın Erkan. Asma abla hoş geldin, görüşemiyoruz. Ben de Erkan'a yine paramı yollamayınca dedim bu çocuk beni kesin özlüyor. Görmek istiyordur diye düşünüp geldim. Canım ablacığım, dünyadan haberin yok. Şehir eşkıyaları mekanımızı bastı. Daha ben dükkanı yeni toparlamaya çalışıyorum. Onunla mı uğraşayım, sana para göndermekle mi uğraşayım? Geçmiş olsun. Sağ ol. Belli ki buraya olan yeni olmuş. Sen bana para göndermeyi keseli aylar oldu. Anlaşmayı bozuyorsun Erkan. Ablacığım sen zaten baştan beri anlaşmalarımıza uysaydın, sana verdiğim parayı sağda solda çarçur etmeseydin, zırt pırt buraya gelip para istemek zorunda kalmazdın. Ben para istemiyorum ki. Paramı istiyorum. Burası babamızın kurduğu bir işletme. Kendime düşen payı istiyorum. Senin olanı değil. Ya durun bir, etraftan duyacaklar. Erkan abi bu sorunu hemen halledecektir. Tamam hallederim ben. Yasin. Benim çekmedimin para var, para getirin. Tamam şey zarfın içine koy. Hadi yavrum. Bak işte bir yanlışlık olmuş Asuman abla. Gel bir saniye bir kahve içelim. Ha? Çaylar! Abi çay. Al baba. Abi çay. Ver canım ver. Oo iyi gidiyorsunuz abi. Öyle. Dur abi. Nasılsın usta? Sağ ol canım. İyisin. Sen de iyisin. Allah'a şükür. Hayırlı işler canım. Olsun. Hayırlı işler. Ablacığım çay. Baba çay. Afiyet olsun. Baba afiyet olsun. Hani hiç sen çay istemiyordun? Hani çay sana dokunuyordu? Anladım. Büyük büyük adamların küçük küçük hesapları.
dükkanın var, gözün başkalarının ekmek teknesine. Bu nasıl insan? Durun, ne yapıyorsunuz? Bırakın. Tamam, bırak. Sultan Hanım, sakin olun. Hiçbir kadına dükkan basmak yakışıyor mu? Size yakışıyor. Ya tamam, kusura bakma. Senin de hiçbir şeyden haberin yok anladığım kadarıyla. Sözüm sana değil. Koskoca Erkan Bey'e küçücük çaycıyla uğraşmak yakışıyor. Bütün esnafı sakın ondan çay almayın diye tembihlemek yakışıyor. Ne biçim insansın sen ya? Ya yok öyle bir şey. Baksana kendi söylüyor zaten. Benim işim gücüm yok, elin garibinin ekmeğiyle ne oynayacağım Allah aşkına? Kendi rezilliklerinin bedelini ödetiyordur esnaf. Ben rezillik ediyorum ha? Evet. Bak Erkan Bey, ben koca dünyaya kafa tutmuşum. Sana mı kafa tutamayacağım? Biz kahve içelim. Kızlar, bize şekerli kahve yapın. Tatlı içelim, tatlı tatlı konuşalım. Buyurun Türkan Hanım, girin lafa. Benim tatlı konuşacak bir mevzum yok Zülküf Bey. Sultanın yaptıklarını biliyorsunuz. İki günde yılların düzenini bozmaya çalıştı. O senin şımarık gelinin, senin aileni bozduğu yetmiyormuş gibi... şimdi de benim düzenimi yıkmaya çalışıyor. Orada dur Türkan Hanım. Sultan her yerde hakkaniyetli, her yerde adaletli çalışır. Sultan düzen bozmaz, düzen kurar. İnsan ettiği lafa dikkat edecek. Ben niye yaşıyorum öyleyse bütün bunları? Oo, patron sultana bak sen. Şahdi şahbaz olmuş. Sen her ne kadar beni saymasan da sen her rezil oluşunda ben sana üzülüyorum. He, 32 dişinden belli. O yüzden de insanın baba diyesi gelmiyor sana. E sen gidiyordun, niye hala buradasın? Sana kef benim değil. Canım ne vakit istiyse o vakit bitireyim tatilimi. Hoş geldin. Ne istiyorsun? Ya ne isteyecek? Çay isteyecek. Bulaşıkçılıktan terfi ettiğin iş şancılıkta git. Ver bana da bir çay ver. İçmem. Bunca erkek koca anda yıllardır sinmiş dururken hangi kadın Erkan'a kafa tutuyor merak ettim. Tebrik etmeye geldim. Ha gelir gelmez buralarda birbirine katın hele. Ya sağ olasın da ben alakamızı anlayamadım. Ya ne anlamadım? Nasıl tiyatro yaptıysa millet seyre gelmiş işte. Varsa çekinme, ver bir imzalı fotonu. Vallahi isterim bir imzalı foto. Ama ondan değil, senden. Madem o kadar meraklısın rol çalmaya. Seninle hiç konuştun mu ben? Ben Asuman. Sultan ben de. Erkan'ın ablasıyım. Abla derken kötü bir evrensel tesadüf. Aramızda sadece kan bağı var. Kan konuşmaz ama bizde durum farklı tezahür ediyor. Ben de onun zulmünden hem de okkalı nasibini almış biriyim. Aynı evrensel tesadüf bizde de var işte. Gel otur, çay içmiyorsan kahve yapayım sana. Yok yok, sağ ol. Bir gün içeriz inşallah karşılıklı söz. Ben uyarmak istedim seni, dikkatli ol. Gerçi idmanlı görünüyorsun ama. İyi günler. Sana da iyi günler. Boş bırakma, vurmaya devam. Bak, ölmemiş, güçlenmiş sayende. Devam et. Vereceğim bir bardak çay, onu da vermeden gidiyor. Hayırsız.